Çağın Medya Genel Müdürü Deniz Çağın ve gazeteci Mesut Koç'un hazırlayıp sunduğu Objektif Bakış programının konuğu olan Cumhur İttifakı, Talas Belediye Meclis üyesi adayları da seçim çalışmalarını değerlendirdi. Evet, yani programın bu bölümünde sevgili izleyicilerimize diğer meclis üyesi adaylarımızı da tanıtacağız. Kendilerinin katkı koymak istedikleri, Sayın Başkanım seçilmesiyle birlikte meclis üyesi olduklarını, neler yapmak istedikleriyle ilgili görüşlerini alacağız. Daha sonra Sayın Başkanlara döneceğiz. Sayın Başkanların projeleriyle ilgili konuşacağız. Ve programın son bölümüne doğru da yine meclis üyelerimizden söz almak isteyen arkadaşlarımız olursa, dostlarımız olursa onlara da söz hakkı vereceğiz. Pozitif ayrımcılık yapılarak kadın adaylara öncelikli söz hakkı verilen programda Cumhur İttifakı'nın meclis üyesi adayı olarak seçim yarışında yer alan isimler hem kendilerini tanıttılar hem de 1 Nisan sabahı Cumhur İttifakı'nın Talas ilçesinde büyük bir zaferle çıkacağını söyledi. Gerçi mikrofonlar yabancı değilsiniz. Emine Başkanım, merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Ben Emine Tümuçin. Aslen Pınarbaşılıyım ama Kayseri'de doğdum, Talas'ta büyüdüm. İtibariyle ara vermeden, soluk vermeden başkanımızın tecrübesinden yararlanarak Talas'ı farklı bir konuma getireceğimizde eminim. İsmim Ragıp Dost. Ben öncelikle Kanal 38 Televizyonu şahsında da teşekkür ediyorum. 1964 Yahya'da doğumluyum. 33 yıldır yaklaşık Kayseri'de serbest muhasebeci mali müşavirlik yapıyorum. Ayrıca başarımız için ne gerekiyorsa yapacağımıza da yürekten inanıyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Sağ olun. İsmim Orhan Say. Mimarım. 1959 Talas doğumluyum. İnşallah çok güzel bir atmosfer oldu. Bu Cumhur İttifakı hepimizi rahatlattı. İnsan odaklı yapılan her türlü çalışmaya katkı koyacaklarını kaydeden meclis üyesi adayları, başkan adayı Yalçın'ın bilgi ve tecrübelerinden yararlanacaklarını söylediler. İsmim Selçuk Çağan. 1973 Almanya doğumluyum. Aslen Yozgatlıyız. 40 senedir Kayseri'deyiz. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Cumhur İttifakı adayımız Sayın Yalçın Başkanımla beraber artı meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber hız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halkımızın teveccühüyle inşallah 1 Nisan'dan itibaren de yine aynı şekilde hız kesmeden Talas'a hizmet etmek için olacağız inşallah. Yaklaşık 15-20 yıldır tanışıyoruz. Çok kıymetli, değerli bir abimiz. Belediyecilikte tecrübesi kesinlikle ölçülemez. Bundan dolayı da bu tecrübesini Talas'a da aktaracağından hiç şüphemiz yok. Seçim sürecinde hem belediye başkan adayı Yalçın hem de ilçe başkanları ve diğer teşkilat mensuplarının en büyük destekçisi şüphesiz aileleri oldu. Siz hem de ilçe başkanlarımızın bu konuyla ilgili düşünceleri merak ediyorum. Daha doğrusu neler yaşıyorlar bunları merak ediyoruz. Eksik olmayınız. Hepsi bu işin içerisine katıldılar, aileler. Biz önce bir kendi aramızda helalleştik. Bazen toplantılarda karşılaşınca hoş geldiniz. 24 Haziran seçimlerinde eşim yeni doğum yapmıştı. Bir aylık çocuğumu ve eşimi bırakıp ben seçim çalışmalarına gittim. Yaklaşık 2 ayda eve gelmedim. Şimdi de eşim yine hamile. 4,5-5 aylık. Kızım da 1 yaşına gelmek üzere. Yaklaşık herhalde bir 2-3 gündür de göremedim kızımı. Tabii biraz duygusal oluyor benim için. Gün içinde eşim bana video ve resim atarak bu özlemimi gidermeye çalışıyor. 25 yıldır aktif siyasetin içinde olunca. Siz artık torun safhasına geçtiniz. Ben de torunlara özlüyüm. 2 tane elinizden öpe torunum oldu. Yaklaşık 1,5 saat süren yayın sonrasında Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Yalçın ve Belediye Meclis Üyesi adayları Çağan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çağan'la birlikte stüdyoları gezerek bilgiler aldılar. Gel şöyle gidelim buradan. Burada müzik programı olur. Şu perde aşağı iniyor. Perde aşağı iniyor. 13 tane sabit tutuyorlar başkanım. Yani dekor taşımıyoruz. İndiriyoruz. Işıklara takıyoruz. Onu oraya götürmüyor.